çocuklarımıza mutlu edebilme adına çok kıyafet almamız gerektiğini, çok oyuncaklar almamız gerektiğini. Ben düşünüyorum kendi çocukluğuma değil, yani ilk kızımın doğduğu işte 2000'li yılların başına baktığım zaman problem anne ve babalarda. Çocuk anne ve babasıyla oynamak istiyor. Çocuk arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Çocuk seni istiyor ama biz çocuklarımızın isteklerini yerine getirirken ihtiyaçlarını göz ardı ediyoruz. Yani bu programın temel cümlelerinden bir tanesi. Çocuklarınızın isteklerine değil, ihtiyaçlarına odaklanın. Moskito Kitap'ın katkılarıyla Bu Çağa Dahil Olmak başlıyor. Kıymetli dostlar, öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamünaleyküm. Yine Bu Çağda Aile Olmak programıyla siz kıymetli dostlarımızla beraberiz. Geçen hafta Bismillah dedik, başladık. Biraz hızlı oldu, uzun bir video oldu. Derdimiz çok, dertlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Başladık ama devamını getirebilir miyiz diye de kendi dünyamda biraz endişelerim vardı. Ama elhamdülillah güzel içeriğiyle de dolu dolu bir video olunca ben de sanki biraz havaya girdim. Bu programları devam ettirme duygusu bende de biraz daha güçlendi Hüseyin. Hocam kesinlikle aynı zamanda yorumlar, abone sayılarının artması da bu motivasyonu artıracaktır diye de ümit ediyorum. Ya ondan ziyade dostlarımızın faydalanması, insanlara faydalı olabilmemiz, kaç kişinin takip ettiği, kaç kişinin izlediği, hani birileri bazen söylüyorum niye abone olmuyorsunuz kanalımıza, abone olun falan, altta arada çıkacak abone olun diye, ama tabii bu sadece bildirimler, programlarımızın efendim daha yakinen takip edilmesi noktasında önemli, ama bizim derdimiz bir kişi faydalansın sözlerimizden, cümlelerimizden çıkan, dilimizden çıkan sözler karşıdaki dostlarımızın gönlüne girsin. Onlar da söylediklerimizi eyleme geçirip güzel sonuçlar aldıklarında bize dua edecekler. Cenab-ı Allah da onların duasının yüz hürmetine bize bir sevap yazarsa, bir güzellik, bir güzel kapı açarsa biz bundan mutluluk duyarız. Buradaki birinci önceliğimiz faydalı olmak. En büyük derdimiz sevgili dostlarımızın, sevgili anne ve babaların farkındalık oluşturmaları noktasında onlara bir katkıda bulunmak. Çünkü hep söylüyoruz, bu dönem öyle bir dönem ki gerçekten zor bir dönem. Her geçen gün yalnızlaştığımız bir dönem. Her geçen gün kendi iç dünyamıza çekilmeye başladığımız bir dönem. Hakkı, hakikati, iyiyi, güzeli, doğruyu bize anlatacak insanlara ihtiyacımız var. Yani sistem bizi uyutma üzerine kurulu. Medyasıyla, sosyal medyasıyla, konuşmalarla, içeriklerle, söylenenlerle bizi uyutmaya çalıştıkları, uyutturmaya, uyumamızı istedikleri, tabir caizse relax hale gelmemizi istedikleri bir durum. Bizim uyumaya değil, uyanmaya ihtiyacımız var. Uyandırılmaya ihtiyacımız var. Biz de bu programlarımızla çocuklarımızı kaybetmek üzere olduğumuzun farkına varabilirsek, vardırabilirsek, ne olduğunun farkına varmayan, iyi yaptığını, doğru yaptığını, güzel yaptığını zannederken aslında çocuklarını kaybetmek üzere olan anne babaların bu uyuma süreçlerinde uyanmalarına fayda sağlayabilirsek, tabiri caizse uyanma zili olabilirsek biz kendimizi mutlu hissederiz. Çağda Aile Olmak programımızın ikinci bölümündeyiz ve ailenin önemli rollerinden bir tanesi çocuk, bildiğiniz üzere. Çocuğun her istediğini yapmak, her istediğini almak iyi bir ebeveyn olmak anlamına gelmiyordur herhalde. Çünkü bakıyoruz hocam, her istediği yapılan çocuklar da mutsuz olabiliyor. Hatta bazen daha mutsuz olabiliyorlar. Acaba sebebi nedir hocam? Tabii geçen ilk programımızda da dile getirmeye çalıştığımız önemli konulardan bir tanesi bizim öncelikle doğru ebeveyn nasıl oluru bir öğrenmemiz lazım. Geçen hafta bu konulara biraz giriş yaptık. Kafalarımız karışık dedik. Yani bizim anne babalıkla ilgili edindiğimiz bilgilerde bir problem var. Doğru bir anne baba nasıl olmalı? Doğru bir anne baba çocukla nasıl iletişim kurmalı? Doğru anne baba çocuk noktasında hangi davranışları sergilemesi lazımla ilgili biraz önce söylediğim gibi bizi bir uyutma sürecine götürdüler. Nedir bu? Tabii şu an günümüzün en büyük endüstrisi kapitalizm ve bizi sürekli tüketmeye, ürün almaya sevk eden bir yapı var. Sistem bunun üzerine kurulu. Kapitalist sistem bunun. Materyalist bir dünyada yaşıyoruz. Bunun da en büyük müşterisi kim? Çocuklarımız. Ya dikkat edin, araba reklamı bile çocuk üzerinden yapılıyor. Çocukla yakından alakası olmayan bir ürünün satışı bile tamamen
çocuk kullanılarak yapılmaya çalışılıyor. Bu anlamda da çocuklar ciddi bir ürün. İşte fast food kültüründen, yeme içme kültüründen tutun, efendim kılık kıyafete kadar, oyuncağa kadar her şey çocuk üzerinden kurgulanıyor. Ve onlar, birileri, işte kim olduklarını hepimizin bildiği bu şahıslar, bu insanlar çocuklarımıza mutlu edebilme adına çok kıyafet almamız gerektiğini, çok oyuncaklar almamız gerektiğini. Ben düşünüyorum kendi çocukluğuma değil, yani ilk kızımın doğduğu işte 2000'li yılların başına baktığım zaman bir oyuncakçı bulmak çok zordu. Çok sayılı oyuncakçılar vardı. Birkaç tane AVM vardı. Ama şimdi bütün sokaklarda, mahallelerde, apartmanların neredeyse altında oyuncakçılar görüyoruz. İnanılmaz bir endüstri olmaya başladı. Milyar dolarlık bir endüstri. Aileler yarışıyorlar. Ne anlamda yarışıyorlar? Kim çocuğuna daha pahalı bir oyuncak alacak? En güzel oyuncağı kim alacak? Evlere gidiyoruz, çocukların adeta odasının yanına bir de oyuncak odaları mevcut. Giyinme odaları var. Bakın çocukların özel giyinme odaları, koca devasa dolaplar, yüzlerce kıyafet var. Oysa işte çocuk bir giydiğini neredeyse 1-2 ay sonra giymiyor. Özellikle 0-6 yaş için düşündüğümüzde çocuklar çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Her ay efendim bedenleri değişmeye başlıyor. Ama aylık artık işte 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay artık neredeyse aylık aylık kıyafetler almaya başlıyoruz. Vesaire vesaire. Bizi çocuklarımıza ne kadar çok şey alırsak, kıyafet, efendim oyuncak, eşya ne kadar çok alırsak, çocuklarımızı ne kadar çok yemeğe, dışarıya efendim götürürsek, efendim onların istediği hamburgerleri ve ona benzer şeyleri alırsak, çocuklarımızın mutlu olacağını ve bizim de iyi anne baba olacağımız kulağımıza fısıldandı. Bu da bizim hoşumuza gitti. Niye gitti? Yine daha önce söylediğimiz gibi annemiz babamız bize oyuncak almadı. Annemiz babamız bayramdan bayrama okul açıldığında işte bir pantolon alıyordu. O bir hafta boyunca okula o pantolonla gidiyorduk. Önlüğümüz vardı bizde, işte bizim kendi ilkokul dönemimizde siyah önlüğümüz vardı meşhur. Sonra mavi mi yaptılar yanılmıyorsam, mavi önlük oldu. Şimdi kıyafetler serbest ya da okulların kendine göre kıyafetleri olmasına rağmen çocuklara daha fazla kıyafet aldı. Ama bizim pek kıyafetimiz yoktu. Yani bayramları biz dört gözle beklerdik. Şimdi bunları söylediğimiz zaman da ya hocam böyle eğitimcilik mi olur kardeşim, siz de kalkmışsınız 50 sene önce 30 sene öncesinden bahsediyor. Senin zamanında öyleydi, şimdi böyle. Tamam, benim zamanımda öyleydi. Ben bayramdan bayrama bana alınacak bir kıyafeti bekliyordum ve büyük bir mutluluk duyuyordum. Babamın aldığı bir gömlek, bir tişört, bir pantolon, bir ayakkabı beni mutlu ediyordu. 40 yılda bir olur da küçük bir oyuncak, bir araba, ki çoğu oyuncağımızı biz kendimiz yapıyorduk ve arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Bu bizi mutlu ederken sen şimdi çocuğuna neredeyse her gün giyeceği ayrı kıyafetler almana rağmen evin her tarafı oyuncaklarla, hem de teknolojik ve üst düzey oyuncaklarla dolu olmasına rağmen, her çeşit Barbie bebeklerle kızının odasını doldurmana rağmen kızın neden mutsuz? Oğlun neden tatmin olmuyor? Neden oyuncaklarla oynamak istemiyor? Bir oynadığı oyuncağı kenara fırlatıp tekrar oynamak istememesinin sebebi ne? Neden onca oyuncağa rağmen, onca eşyaya rağmen canım sıkıldı anne diyor baba. Ya canım sıkkın, üflüyor. Ama telefon, tableti, bilgisayarı verdiğiniz zaman bambaşka bir dünyaya gidiyor. Ayrı bir konu. Yıllar önce bir cümle okumuştum. Benim hayatımda önemli etki edenlerden bir şeydi. Bir yabancı yazarın, ismi şu an tam aklıma gelmedi. Diyor ki, bir anne babanın çocuklarını az şeyle mutlu olmasını sağlamaları o çocuklara bırakılabilecekleri en büyük mirastır. Yani bir çocuğu az şeyle mutlu olmasını sağlaması, onu öğretmesi o çocuğa bırakabileceği en büyük miraslardan bir tanesidir. Şimdi burada problem anne ve babalarda. Çocukların şöyle bir bakış açısı yok. Annem babam bana çok oyuncak alırsa ben mutlu olurum değil. Çocuk oyun oynamak istiyor. Şimdi burada hani bir kendi hayatımdan da bir örnek. Tabii bunları anlatırken kıymetli dostlar, çok iyi anne baba olduğumuzu anlatma. Bak ben ne kadar müthiş bir babayım, çocuğumla neler yapıyorum, siz yapamıyorsunuz gibi anlamında söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Ki seminerlerimde de kullandığım bir cümle var. 5 çocuğum, buyurun gelin evimize. 5 çocuğumun kullandığı oyuncaklar, ilk kızımdan itibaren şu an 5 yaşındaki kızıma kadar onların kullandığı oyuncakların toplandığı bir sepet, sandık vardır kıymetli kardeşim. Gelin buyurun diyorum.
Çocukların sahip olduğu oyuncaklar bu ülkede en gariban çocuğun sahip olduğu oyuncaklardan daha iyiyse bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hepsi kırık, dökük böyle ufak tefek oyuncaklardır. Çünkü çocuk oyuncaklarla oynamak istemiyor. Çocuk anne ve babasıyla oynamak istiyor. Çocuk arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Çocuk seni istiyor. Ama biz çocuklarımızın isteklerini yerine geri getirirken ihtiyaçlarını göz ardı ediyoruz. Yani bu programın temel cümlelerinden bir tanesi. Çocuklarınızın isteklerine değil, ihtiyaçlarına odaklanın. Basit bir örnek. 5 yaşındaki kızım, tabii şimdi ablalar, abiler büyük olunca bize sarıyor. Yani oyuncaklardan ziyade bizim son günlerde saatlerce oynasak bıkmadığı, keyif aldığı bir oyun var. Nedir? Meyve bulmaca. Yani ben zihnimde bir meyve tutuyorum Hüseyin. Yani nar diye tuttum. Şeyma'da 5 tane meyve söyleme hakkına sahip. İşte elma diyor, hayır bilemedim, birinci hakkın gitti. Dördüncü hakka geldiğimde bana ipucu ver, sevdiğim, çok sevdiğim mi, yaz meyvesi mi, kış meyvesi mi, şöyle mi, rengi mi falan diye. Sonra o tutuyor, ben tutuyorum. Kaç tane bildik, bir yarışma şekline de giriyoruz, eğleniyoruz. Sonra geçen dedi ki, baba dedi meyve çok güzel ama şehir tutmaca olsun. Oradan isime doğru geçtik. Derken böyle farklı farklı noktalara doğru da gidiyor. Bunu niye? Bir tane balon geçen bir yerden verdiler. Balonla biz oynarsam, ben de yoruluyorum tabii. Ben oynasam inan 2 saat evin içerisinde ben ona atıyorum, o bana atıyor, havaya atıyoruz. Ya çocuk seninle oynamak istiyor. Balon 1 liralık, 2 liralık bir balonla saatlerce seninle oynamaya hazır. Ama biz İşte küçük yaştan itibaren çocuklarımızı az şeyle mutlu olmalarının önünü kesiyoruz. Onlar istemeden veriyoruz. Yani çocuk bir çorbayla doyacak, o çorba onu mutlu edecek. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu mecazen söylediğim bir şey. Ya çorbayı yedi, al şu kebabı da ye, hamburgeri de ye, şunu da ye. Bunu. Ya tamam çocuk, çorba yetiyor işte. Aslında şunu belki altını çizmek lazım hocam. Sizin şu an söylediğiniz bir yoksulluk edebiyatı, bir yoksulluk değil, güzelleme değil aslında. Değil. Bunu anlamalarını istiyorum. Yani o zaman yoktu, ondan şu an var, biz veriyoruz. Hayır, karıştırdığımız nokta burası. İşte hani uyandırmamız lazım diyorum ya. Ya kardeşim, Türkiye'nin dünyanın en zengin insanı olsan da aynı cümleler geçerli. Balonla çocuğunu mutlu et. Bir tabak yemekle çocuğunu mutlu et. Bir kıyafetle çocuk mutlu olsun. Yani yoksa var, o gün yoktu, anne babalarımız alamadıkları için biz mecburduk. Bugün imkanlarımız var. Ben kızıma, oğluma niye istediğim kadar oyuncak almayayım? Her hafta ona bir sürpriz niye yapmayayım? Senin bir tane kıyafetin vardı, babanın parası yoktu, almıyordu. Kardeşim biz eşimiz, karı koca çalışıyoruz. Çocuğumuz var, bir tane kızımız var, bir tane oğlumuz var. Biz onlar için yaşıyoruz. Ben almak istiyorum ya, ben kazandığım parayı başka kime harcayacağım? Ama bu değil işte. Çocuk mutlu olmuyor, mutsuz oluyor, içine kapanıyor. Tatmin olmuyor. Sonrası yok. Yok. Mutlu edemezsiniz. Onun için yine seminerlerde kullandığımız bir cümleyi burada kullanmış olacağım ama çocuklarınızı mutlu etmeye çalışmayın. Mutmain etmeye çalışın. Çocuk oyuncakla mutlu olmuyor. Çocuk kıyafetle mutlu olmuyor bir süre sonra. Yemeğe götürüyorsun, o yemekle o an mutlu oluyor ama sonrasında başka bir şey istemeye başlıyor. Ya bunun sonu yok. Telefon istiyor. Baba bana bir telefon alsanız var ya, çok mutlu olur falan. Gidiyorsunuz, imkanınız ölçüsünde en iyisini alıyorsunuz. En iyilerden bir tanesini alıyorsunuz. Sarılıyor aslan babam. Ertesi gün okula gidiyor, geliyor. Surat asık. Ne oldu kızım? Arkadaşımın babası daha iyisini almış. Daha iyi. Ya bana işte şu ayakkabı. Ya kızım bak, bu ayakkabı 5000 lira yani, bak falan. Ya ama baba işte arkadaşım falan. Oğlum dayanamıyorsun. Gittiniz 5000 liraya o ayakkabı. Ki daha büyük rakamlar var da ben... Böyle aşağılardan söylüyorum. Şimdi gülüyorlardır. Bak şimdi Abdullah bile gülüyor. Hocam hangi 5 bin liradan bahsediyorsun? En kötüsü 10 bin liradan başlıyor da. Mutlu oluyor o an. 5 bin lira güzel, istediği bir ayakkabı altın. Ama gidiyor mutsuz. Niye? Arkadaşın ayağında 10 bin liralık var. Öbüründe 15 bin liralık var. Çanta alıyor kız. Seviniyor. Bak çanta aldım. Bir gidiyor. Arkadaşı bilmem ne marka, yurt dışından babası getirtmiş. Abi mutlu olmuyor çocuk. Mutluluğun sonu yok. Mutmain etmek lazım. Orada da Allah, kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur diyor. Çocuklarımızı küçük yaştan, yine böyle hararetli oldu. Özür diliyorum bizi takip eden dostlarımızdan. İnanın hep sakin konuşmak istiyorum ama bunlar hep böyle dertlendiğim konular. Çünkü bunları söylediğimiz zaman Hüseyin,
Hemen hocam siz fakirlik edebiyatı yapıyorsunuz. İşte siz bunu söylüyorsunuz ama millet neler giyiyor? İşte çocuğun tişörtleri bilmem. Ya tamam da kardeşim günün sonunda ne? Bakıyorsunuz intihar ediyor. Şimdi burada isim isim örnekler mi verelim? Nice Türkiye'nin en zengin ailelerin çocukları bakıyorsunuz intihar ediyor. Olmadığı için. Uyuşturucu bataklığında. Olmadığı için. Bakıyorsunuz depresyonda, bunalımda, psikologlar, psikiyatristler intihar girişiminde bulunmuş. Sebep? Ayakkabısı, tişörtü, oyuncağı olmadığı için. Başka bir şeyler arıyor bu çocuklar. Onun için çocuklarımızı az şeyle mutlu olmayı öğretmemiz lazım. Yarın hayatta onların neleri beklediğini, nelerle karşılaşacaklarını, hangi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacaklarını bilmiyoruz. İki, daha da önemlisi. Kıymetli dostlar, fıtrat çok şey istemiyor. Nefis çok şey istiyor. Nefis bizim en büyük düşmanımız. Çocuklarımızın en büyük düşmanı. Nefsin görevi vefat edene kadar biz istemek. İster, yemek ister, içmek ister, bal ister, yanına kaymak ister, tatlı ister, üstüne şunu ister, kıyafet ister, şu marka olsun ister, yazlık ister, kışlık ister, araba ister, arabanın en iyi modelini ister, yat ister, kat ister, kaymaklı, ballı börekler, çörekler ister, çikolata ister. Şimdi geçen sosyal medyada vardı bir yerde Dubai çikolatası şu an gündeme gelmiş. Dubai çikolatası için akşamdan millet sıraya girmiş. Allah akıl fikir versin. Yani bak altı üstü bir çikolata değil mi diyoruz? Hadi düne kadar da işte Dubai, bir de adı Dubai çikolatası, Arap kardeşlerimize her türlü hakareti eden, Arap kardeşlerimizi tırnak içinde söylüyorum beğenmeyenler şimdi sıraya girmişler. Adı Dubai çikolatası. Bak şimdi ya çikolata ya Dubai çikolatası bir yer, özel bir yer artık. Efendim sabaha kadar binlerce genç kuyrukta, soğukta sıra bekliyor. Mağaza açılsın Dubai çikolatası. Bedava falan da vermiyorlar ya. Nedir bunun sebebi? Abi işte nefis diyor ki git, senin de orada olman lazım. Bir telefon markası çıkıyor değil mi? Yeni bir model çıkıyor. Geceden kuyruklara giriyor insan. İlk kim alacak? İlk almam lazım. Bu telefonu Türkiye'de ilk alanlardan biri ben olmalıyım. Ne istiyor? Nefis istiyor. Bunu kaçırmamamız lazım kıymetli dostlar. Nefis isteyecek ama fıtrat azla yetinmeyi biliyor. Fıtrat bir tas çorbayla doymayı bilir. Öğretirsen, nefisle mücadele etmeyi öğretirsen çocuğuna, içindeki o en büyük düşmanın nefis olduğunu öğrenirse çocuk bundan sonra da farklı davranacaktır. Ver ez cümle. Kardeşim çocuklarınıza az şeyle yetinmeyi öğretin. Onlara bırakacağınız en büyük miras olacak. Hocam bu esnada aslında şunu da düşünüyorum. Anne baba imkanı ölçüsünde yapma gayretleri olabilir. Bunu tercih de edebilir. Yok kardeşim yanlışsa da ben yapacağım diyebilir. Eyvallah. Ama bu çocuğun her zaman yanında olmayabilirsin. Büyük ihtimalle bir noktada olmayacaksın. Çocuğu o noktada ne bekliyor işte? Asıl zorluk ya orada başlıyor galiba. Zaten bugün yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Üniversite gençliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda üniversite gençlerinin kendilerini yalnız hissetmeleri, çaresiz hissetmeleri, intihar eden gençlerimizin işte neden hani intihar ettikleriyle ilgili o sürece bakıldığı zaman efendim yalnızlık hissetmeleri, işte yanlış arkadaş edinen, işte sosyal medyaya yansıyan bazı olumsuzlukların hepsinin altında bakıyorsunuz kendilerini yalnız hissediyorlar, çaresiz hissediyorlar. Üniversite okumaya gidiyor bir şehre, bir bakıyorsunuz birilerinin tuzağına düşüyor. Bazı efendim insanların oyuncağı haline gelebiliyor. Yani burada bazı şeyleri ifade edemiyorum. Bizi izleyen dostlarımız ne demek istediğimi anlıyor. Bunun sebebi ne? İşte küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı kendilerimize bağımlı yetiştirmemizden kaynaklanıyor. Biz çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştirsek, yarın biz olmadığımız zaman da bu çocuklar iyiyi, doğruyu, güzeli, yanlışı bilseler, karşılarına çıkan bir olumsuzlukta, şimdi bakıyorsunuz işte sosyal medya aracılığıyla farklı farklı oyunlar, farklı sistemler, programlar üzerinden çocuklarımızı tuzağa düşürebiliyorlar. İşte bir bakıyorsunuz liseli bir genç kız ya da delikanlı işte sosyal medya üzerinden tanıştığı, daha yeni tanıştığı bir insana uygun olmayan fotoğraflarını verebiliyor, görüntülerini ona aktarabiliyor. Onlar da sonra bunu şantaj malzemesi olarak kullanarak hoş olmayan işler yaptırıyorlar ve o kardeşimizin intihara kadar giden bir sürecin içerisine girmesine sebep oluyorlar ya da kötü emelleri için çok rahat bir şekilde bu insanları kullanabiliyorlar. Ya liseye giden bir genç bu tuzağa düşer mi diyorsun? Üniversiteye giden bir genç uyuşturucu satıcıların bir tuzağına düşer mi ya da buna benzer bir tuzağa düşer mi? Düşüyor kardeşim.
Neden düşüyor? Çünkü küçük yaşlardan itibaren biz çocuklarımıza bunları öğretmedik. Şimdi şöyle bir şey tasavvur edelim. Bir kuş, bir ağacın dalında konmuş olan bir kuş, ağacın dalının düşmesinden korkar mı? Bir kaygı duyar mı? Yani bir dala konmuş bir kuş, şöyle bir kaygısı var mıdır kuşun? Eyvah, şimdi ben bu dala kondum ama ya bu dal koparsa, düşerse, birileri keserse, kırılırsa ben ne yaparım? Hayatım tehlikede diye bir kaygısı var mıdır? Hatta bazen ağacı sallarsın, dalı kopartırsın, dalı çekersin. Ne olur abi? Kuş pıt 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 uçar. Kuş dala güvenmez. Kuş konduğu ağacın dalına güvenmez. Kuş o muhteşem Allah'ın yarattığı iki kanadına güvenir. Bilir ki dal kırıldığı anda belki 1-2 saniye şöyle bir hafif bir sendeleme olacaktır. Ama ondan sonra kanatlarını çırpıp uçmaya devam edecektir. Kuşun güvendiği kanatlarıdır. Daha önce bir programda anlatmıştım. Kralın birine 2 tane şahin hediye etmişler. Şahinlerden bir tanesi uçuyor, bir tanesi uçmuyor. Ne yaptılarsa, hangi eğitimi verdilerse şahin bir türlü uçmuyor. Adamın biri demiş ki ben şahini uçururum. Hakikaten de şahini uçurmuş. Demişler ki ya o kadar eğitim, o kadar uğraştı, kimse uçuramadı. Sen ne yaptın? Üstündeki dalı, bindiği dalı kestim demiş, uçmaya başladı. Şimdi şahinin özelliği zaten uçmak. Çocuklarımızın özelliği uçmak. Peki biz ne yapıyoruz? İşte biz de çocuklarımızı öyle yetiştirmemiz lazım ki kıymetli kardeşim, önümüzdeki süreçte yarın liseye, üniversiteye geldiklerinde oldu ya, bindikleri dal kırıldı, güvendikleri dal ellerinde kaldı. Efendim üstüne kondukları kaya yuvarlandı. Çocuklarımız da yuvarlanmamalı, yere çakılmamalı, düşmemeli. Çocuklarımızın uçması lazım. Yani çocuklarımıza uçmalarını sağlayacak iki tane muhteşem kanat lazım. Nedir bu sevgili kardeşim? Ne olur sevgili anne babalar, küçük yaştan itibaren çocuklarımıza sevgiyi, şefkati, merhameti, sabrı, tevekkülü, efendim iyilik yapmayı, namaz kılmayı, ahde vefayı, şükretmeyi bunları öğretirsek, sabrı öğrettiniz. Çocuk yarın bir zorlukla bir mücadele etmesi gerektiği zaman sabretmeyi öğret. Bak bugün en büyük sıkıntılarından bir tanesi Allah'ın İyi bir insanda, sevdiği bir kulda aradığı özellikler bilinçli olarak olumsuz ve kötü gösteriliyor. Mesela sabırlı olmamız lazım değil mi? Yani bugün yaşadığımız çağda bizi mutlu edecek, huzurlu olmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi sabırdır. Ama bugün sabır böyle eziklik gibi görüyor. Ya işte sabret kardeşim dediğin, olur mu benim sabretmeye zamanım mı var? Kardeşim sabretmek kenara çekilip beklemek anlamında değil ki. Sabretmek pasiflik anlamında bir şey değil ki. Bir işin olması için elinden geleni yapman zaten. Yapıyorsun ama bekliyorsun. Hocam peki çocuklarla ilgili bu çocuk eğitiminde eskilerden de örnek veriyorsunuz. Çocuğun dışarı çıkması, sosyal hayata karışması daha fazlaydı. Bugün daha çok evde internet vasıtasıyla sosyalleşen çocuklar var. Ve anne baba şöyle düşünebiliyor. Çocuğum evde gözümün önünde, bir tehlike yok gibi düşünebiliyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz hocam? Tabii bu inşallah önümüzdeki programlarda da birçok şey konuşurken hep gündeme gelecek olan konulardan bir tanesi. Ailelerimizin tuzağa düştüğü konulardan biri bu. Yani çocuklarımız evde, eskiden çocuklar sokaktaydı. Şimdi sokaklar tehlikeli diyoruz. Bunu da bilinçli olarak da işte çeşitli haber kanallarıyla, sosyal medyayla efendim müferit bir yerde yaşanan bir olay sosyal medyada günlerce öyle gündem yapılıyor ki zannediyoruz. Mesela bir çocuğun başına gelen bir kötü olayı veya kaçırılan bir çocuk hadisesine bir bakıyoruz abi. Her gün günlerce medyada olunca zannediyoruz ki ortalıkta çocuk kaçıracak insanlar dolu. Çocuğumuzu kapının önüne salarsak çalacaklar. Bakın şimdi hemen bunu da başka tarafa çekebilirler. Ama hocam sokaklar güvenli mi? O ayrı bir konu. Oraya gireceğiz. Güvenli hale getirmek bizim elimizde. Çocuklarımızın olması gereken yer arkadaşlarıyla oyun alanlarıdır, oynamalarıdır. Ama ailelerde çocuklarını eve çektiler, evde dursunlar dediler, güvende kalsın. Ama evin içerisinde de bir çocuğu zapt etmek kolay değil. Biz bunu yaşıyoruz maalesef. Gerçekten çok zor. Bunun yolu da nedir? Çocukların hepsinin ayrı bir odası var. Odalarına çekiliyorlar. Odalarındalar, dışarı çıkmıyorlar, sesleri çıkmıyor, gürültü yok, patırtı yok, komşuları rahatsız eden bir şey yok. Sessiz, arada anne seslendiği zaman da ne diyor anne? Çocuk, ödevimi yapıyorum anne, dersimi yapıyorum anne diyor. Biz de öyle olduğunu zannediyoruz. Oysa maalesef o çocuklarımız odaların içerisinde. Dışarı çıksa belki kötü bir kelime öğrenecek arkadaşından.
İşte kavga edecek, birkaç tane olumsuzluk öğrenecek ama evin içerisinde olan çocuklarımız tabir caizse Güney Kore'sinden, Çin'inden, Hindistan'ından, Amerika'sından, Almanya'sından, dünyanın dört bir tarafından, evimizden binlerce kilometre uzakta olanlar tarafından da tabir caizse bizzati evimizin içinde çocuğumuzun yanına oturmuş, daha doğrusu karşısına geçmiş ve çocuklarımızın gönül ve zihin dünyalarına her türlü kiri, rezilliği, ahlaksızlığı şırıngayla veriyorlar. Yani evde güvende zannediyoruz, çocuğumuz hiçbir kötülükle karşılaşmıyor zannediyoruz, hiçbir problem yok zannediyoruz, hiçbir kötü insanla muhatap değil zannediyoruz, hiçbir kötü kelime duymadığını zannediyoruz. Tam tersi, dünyanın her yerinde ne kadar rezillik ve ahlaksızlık varsa hepsi çocuğumuza muhatap oluyor. Amerika'da odasında oturan biri, bir hain, bir alçak, Amerika'daki odasından Türkiye'de, İstanbul'da, Trabzon'da, Van'da, Ankara'da, Malatya'da, Rize'de, İzmir'de, Aydın'da fark etmiyor, Konya'da ki odasındaki çocuğa tabir caizse elinde şırıngayla bütün zehrini enjekte ediyor. Edebiliyor mu? Ediyor. Ya hocam nasıl? Ediyor kardeşim. İşte son günlerde yaşadığımız hadiselere bir dönüp bakalım. Baba ne diyor? Odasına girmek istediğimde oğlumun hemen telaşa kapılıyordu, bilgisayarını kapatmaya çalışıyordu ve bize müsaade etmiyor. Bakın şu an çocuklarımızın odasına girme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bilgisayarla, telefonla, tabletle oynuyorlarsa çocuklarımız bizim odalarına girmemizi istemiyorlar. Orada işte kimle muhataplar, kimle diyalog halindeler, kimle konuşuyorlar, kimle sohbet ediyorlar, kimlerden etkileniyorlar, zihin ve gönül dünyalarına neler gidiyor. Sağlık anlamındaki sıkıntılar bir tarafa, ahlaki anlamdakiler başka bir tarafa, gönül dünyasına giden kirler bambaşka bir noktada ve gidiyor ve işin ilginç tarafı çocuklarımız bambaşka bir dünyanın içerisinde yaşıyorlar. Kullandıkları kelimeler, kullandıkları dil, kullandıkları jargon diyelim bambaşka. Bana çok geliyor hocam işte kızımın oğlumun telefonunda falan şöyle bir kelime arkadaşıyla yazışmış. Hocam hiçbir şey anlamadım. Zannediyor bekliyor ki arkadaşına yazmak. Kanka nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Yemeğini yedin mi? Dersini yaptın mı? Eskiden ya onu yazmadım. Bir bakıyorsun öyle kelimeler. Hocam diyor ki bu kelimeyi kullanmış arkadaşına. Acaba bu kelimenin anlamı ne? Bakıyorsun yazışmaya. 100 kelime kullanılmışsa 90 tanesini anlamıyor anne baba. Kısaltmalar var, yabancı kelimeler var, farklı anlamlar. Ya hocam diyor bizim çocuk İngilizce falan da bilmez yani. Öyle hani İngilizcesi falan da iyi değil. Desem ki çok arkadaşıyla İngilizce konuşuyor. Öyle bir şey de değil. Başka bir dünyanın içerisindeler. Bu konulara inşallah birçok programımıza geleceğiz. Çocuklarımızın gönül dünyasına neler kaçtığıyla ilgili. Ama diyoruz ki çocukların odalarına girip kapılarını kapatmalarına müsaade etmeyin. Gençler bana çok kızacaklar. Kızıyorlar bu sözümle ilgili. Ama ben anne babalara diyorum ki kendi çocuklarım için de geçerli. Üst baş değiştirme ve gece yatma saatleri dışında odalarını kapılarını kapatamazlar. Ona bir otel değil. Ev bir pansiyon değil. Ev huzur bulacağımız bir mekan. Kimsenin kimseden saklayacağı bir şey yok. Bakın üst baş değiştiriyordur, kapını kapatabilirsin. Akşam yatıyorsun, artık uyku saati, tabii ki kapını kapatabiliyorsun. Ama ben bilgisayarın başındayım, ben şu an işte bir şey... Hayır, odanın kapısı açık olacak. Biz zaten ders çalışıyorsan anne baba çocuğunu rahatsız etmez ki. Kapıyı çalar, kızım müsait misin, oğlum gelebilir miyim der. Ama sen odanın kapısını kapattığında o bilgisayar ve tabletle ne yapıyorsun? Kimlerle ne görüşüyorsun? Şimdi bizim sponsorumuz biraz reklam gibi olacak ama bizim reklamla işimiz yok. Moskito'dan çıkan bütün kitaplara Sıtkı Hasan olarak sonuna kadar kefiliz. Allah'ın huzuruna çıkamayacağımız, ya Rabbi bu kitabı biz senin rızana uygun olsun, insanlara faydalı olsun diye demeyeceğimiz hiçbir kitabı yayınlamamanın sözünü verdik kendimize. Güzel bir kitap, Genze diye sevgili Melih Bahattin'in güzel bir kitabı. Burada işte bugün biraz önce söylediğim sevgili anne babaların çocukların kullandığı kelimeleri anlayamadıkları bir dili anlatmaya çalışıyor. Yani ebeveynler için yeni dünya dili. Mesela şöyle kelimelerden bir tanesi şöyle bir açtım. Friendzone'lu. Ne diyorlar Hüseyin? Friendzone. Friendzone mesela. Şimdi çocuk geliyor. Geçen bir anne de söyledi. Ya işte kızı friendzone oldum dedi. Lan. Acaba grip mi oldu, nezle mi oldu, hasta mı oldu, frenzen oldum ne bu? Yani ne oluyor? İşte diyelim kızınız oğlu, kızınız işte bir arkadaşı var. Kızınız ona bir başka arkadaş gözüyle görüyor, sevgili gözüyle görüyor. Ama arkadaşı onu arkadaş olarak görüyor değil mi? Arkadaş olarak görüyor ve bunu deklare ettiğinde hani kızımız platonik aşk yaşamış gibi oluyor tabir caizse.
Friendzone'a mı düştüm? Ne diyorlar? Friendzone'a düştüm. Friendzone'a düştüm yani. Bak şimdi friendzone'a düştüm. Lan çukura mı düştün? Neye düştün? Şimdi onca kelimeler var. Bu gençler hangi kelimeleri kullanıyor? Bu kelimeler hangi? Mesela flört. Kızımız işte flört. Flört kelimesi nedir? İşte bir gencin bir karşı cinsle flört etmesi değil mi yani? Ama sosyal medyadaki, internetteki flört ne Hüseyin? Başka anlamlar kazanıyor. Değil mi? Birçok kişiyle. Yani bambaşka. Bunlar ve bunun gibi yüzlerce bizim bilmediğimiz çocuklarımızın kullandığı kelime ayrı bir dünya. Bunları niye söylüyoruz? Babam, annem, çocuklarımız için gece gündüz çalışıyoruz, para kazanıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Gönüllerini hoş etmeye çalışıyoruz. İyi anne baba olmaya çalışıyoruz. Bizi kandırıyorlar. İyi anne baba oturup çocuğuyla sohbet edebilen, onun gönlüne girebilendir. İyi anne baba çocuğun yanına oturup sarılabilendir. Gözlerinin içine bakıp dakikalarca, saatlerce beraber zaman geçirebilendir. Anı paylaşabilendir. Birbirine açık, sağlıklı iletişim kurabilendir. Birbirinden bir şeyleri kaçıran değildir kıymetli dostlar. Onun için lütfen zor olanı yapıyoruz. Okyanusları geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Her türlü temel ihtiyaçlarını karşılarken aslında çocuklarımızın gönül dünyalarına dokunmayı kaçırıyoruz. Lütfen gönlünüzden çocuğunuzun gönlüne bir yol bulun. Onların gönlüne girin, gönlünü kazanın. Kimin ne dediği önemli değil. Bu dönemde bize empoze edilen, doğru anne baba şudur diye söylenen, iyi anne babalar çocuklarına şöyle şöyle davranıyorları bırakın, gönlünüzü ve vicdanınızın sesini dinleyin. Emin olun, emin olun. Orayı bir dinlerseniz, kulağınızı kalbinize, gönlünüze, vicdanınıza çevirirseniz, orası size doğru olan anne babanın ne yapması gerektiğini söyleyecektir. Açıkça söylüyorum. Siz bir çocuk, iyi anne baba, ona çok eşya alan bir anne baba mı diye sorun bakalım vicdanınıza, gönlünüze nasıl bir cevap alacaksınız. En güzel yemekleri almak, en güzel giyecekleri almak iyi bir anne baba olmanın ölçüsü mü? Sorun bakalım. Çocuklarınızın odasını kapatıp saatlerce bilgisayarın başında kalmaları doğru mu sorusunu sorun. Eğer böyle yaparak çocuğunuza iyilik yaptığınızı vicdanınız, gönlünüz söylüyorsa benim size söyleyecek sözüm yok. Ama doğru olanı siz de biliyorsunuz. Doğruyla yüzleşmekten korkuyoruz. Çünkü öbürü biraz emek istiyor. Öbürü odasına kapanması bizi de yükten kurtarıyor o an. Ama ondan sonra acı faturayla karşılaştığımızda gözyaşlarımız, canımız yanması artık onları geri getirmiyor. Çocuklarımız bizden çalıyorlar. Problem bu. Fiziksel çalma ayrı, onların zihin ve gönül dünyalarını bizden çalmaları bambaşka. Şu an çocuklarımızı bizden gönül ve zihin dünyalarını çalarak alıyorlar. Beden evde, bizim nüfusta bizim evladımız ama maalesef bizim çocuğumuz değil. Bu bizi yaralıyor. Bu anlamda lütfen gönlünüzü dinleyin diyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Motivasyon inşallah devam eder hocam. Üçüncü bölümde tekrar izleyicilerimizi bekliyoruz. Dua etsinler inşallah. Tekrar dediğim gibi kimseyi kırıp incitmek gibi bir derdimiz yok. Heyecanımızı sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu programlar birkaç tane anne babanın uyanmasına vesile olursa biz mutlu oluruz. Kimin ne dediğine bakmayın. Etrafta bütün anneler böyle yapıyor. Yapsınlar. Bütün babalar böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tekti. Karşısında koskoca kavim vardı. Ayette o tek başına bir ümmettir diyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in tek karşısında binlerce kavmin olması o kalabalığın doğru olduğu anlamına mı geliyor? Bir yerde çoğunluğun yaptığı doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hak ve hakikat belli, doğrular belli. Biz az kişi de yapıyor olsa, doğru yapıyorlarsa safımızı, tarafımızı belli edeceğiz kıymetli dostlar. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben yine programımızın sponsoru Moskito Kitap'a teşekkür ediyorum. İnşallah yine bizi takip eden dostlarımıza yayın evinden Moskito Kitap'tan çıkan kitaplarımızı sizlere hediye etmeye de devam edeceğiz. Bizi takip etmeye, bizi dualarınızda unutmayın diyoruz. Allah'a emanet olun. Moskito Kitap'ın katkılarıyla Bu Çağda Aile Olmak sona erdi.